Hamsin Ballı'ya göre o dönem beraber yaşadığı ve hala sevdiği sevgilisi başına alıp gidecek, izini kaybettirecek bir kadın değildi. Nazmiye'yi sevdiğim için arıyorum ben. Bazı bir şeyler paylaştık. Biz bir yoldaştık yani. Peki Nazmiye Hanım böyle ortalıktan kendi başına kaybolacak birisi miydi? Yok hayır. Bana bile haber vermese kızına kesinlikle haber verirdi yani. Ben karakola gittiğimde bana polislerin dediği bu şahıs sabıkalı olduğunu söyledi. Kesinlikle ondan şüpheleniyorum yani. Öldürmüş olabilir yani. Fatih, kadına eğer şayet bir şey yaptıysan da Müge abla bulur çıkarır. Bir şey yapmadıysan gel yüzleşelim. Müge abla sana geldim yani senden yardım istiyorum. Nazmiye Hanım böyle değildi yani kesinlikle başına bir iş geldiğini düşünüyorum ben. Size şöyle söyleyeyim kuvvetle muhtemel Nazmiye hayatta değil zaten. Yani 2017 yılından beri kimlik hareketi falan hiçbir şey yok kadın. Yani evet. orada hamsin haklı. Kadın hayatta görünmüyor. Yani Tamamen artık kimliğini vesairesini <laughs> değiştirmeyip başka bir başkasının kimliğini <laughs> kullanmıyorsa Nazmi hayatta değil. 2017-2023 olmuş 6 sene geçmiş <laughs> üzerinden. Şimdi Aklım. 2010 yıl, 2010 yılında ben size şöyle anlatayım. 20 yıllık evliliğinden iki tane çocuğu varmış Nazmiye Yaldız. 48 yaşında e, 2010 yılında evliliğini noktalıyor. 2005 yılında da sizinle tanışıyor. Yani sizinle tanıştığınızda evli miydi? Boşanmak üzereydi abla. Boşanmak. 5 yıl kadar boşanmaya çalışmış evet. kadarıyla. Sonra siz Antalya'da nikahsız birliktelik yaşamışsınız. Evet. Ne kadar süre? 15-16 yıl yaşadık beraber. Ama benim bu da... 15-16 yıl mı? Evet. Öyle mi? Evet abla. Oo bayağı yani. Evet eskiyiz. Siz ne iş yapıyorsunuz? Ben inşaatta çalışıyorum. Nazmiye ile beraberken şu an inşaatta çalışıyorum. Narinciyecilik yapıyordum. Peki Nazmiye çalışıyor muydu? Evet beraber ikimiz çalışıyorduk. Siz Antalya'da Narenci'ye topluyordunuz. Evet. E, mutlu muydunuz? Mutluyduk abla. Sonra 2017 yılında işte tam tarihini hatırlayamıyor Hamsin Bey. Bir gün sevgilisi Nazmiye Yıldız işte kardeşi olduğunu söyleyip aşkım diyerek hitap ettiği bir kişiyle balkonda bir telefon görüşmesi yapıyor. O görüşmenin ardından da evden ayrılıyor. Şimdi tabii bundan önce şeye girmemiz lazım. Ee, siz 2005 yılında tanışıyorsunuz. 2016 yılında siz cezaevine giriyorsunuz. Girmek Nedeni ne? Kalıyor. Nedeni ne? Para cezasıydı abla. Neyi ödemedin? Parasını neyin parasını ödemedin? Bir ödemem vardı. Ondan dolayı bankadan. Ha öyle yani banka ödemesinin evet. parasını ödeyemediğin için. Evet. Cezaevine girdin. Sonra evet. denetimli serbestlikten cezaevinden çıktın. Evet. E peki ayağına neden şey bağladılar ki kelepçe seni. taktılar. He? Kelepçe taktılar abla. Bana. Banka cezasını ödemedin diye kelepçe Ama takmazlar. Ama benimki şöyle abla, bankamatik kartı verdim arkadaşıma. Ben o zaman tamam. şeyde çalışıyordum. Kıraathanede, kahvede. iş tanımadığım bir şahsın. Bak şimdi, banka borcunu ödemedin diye kelepçe takmazlar adama. Sen bir kavgaya falan karıştın anladığım kadarıyla. E, kavgadan da girdim. Tamam, sen şimdi orayı anlat. Hangi kavgadan evet. girdin? Vallahi bilmiyorum da bu kaç Naz kere kavga ettin ki? Nazmiye'nin kocasını da vurmuştum. Birbirim, biz birbirimizi vurduk yani. Neyle vurdunuz yani? Vurdum derken silahla mı? Yok, bıçakla. İşte. Öldüm mü adam? Yok, ölmedi. <gülüyor> <gülüyor> o işten ne kadar Artık ceza aldın? Gerçekten gülüyoruz 3 sene aldım Ağlanacak hocam. Ağlanacak halimize. 3 sene ceza aldım. Sen Nazmiye'nin Nazmiye kocasının ediniz. kafasını bıçakladın mı? Evet. Kafasını. Evet, kafasını. O, çalışırdı. senin o sana ne yaptı? O da vurdu bana bıçak. Yani karşılıklı bıçakla vuruştu. Neden? Yani bilmiyorum bana tuzak kurmuş işte. Nazmiye ile beraber ben çalıştığım yerdeydim. Odaya girmiş haberim yok. Gece saat 1 falan civarı Nazmiye'nin çığlığına uyandım ben. Yani o esnada onun elinde bıçak vardı. Tabii bende de vardı. Uyurken? Evet. Bıçakla mı uyuyorsun? Bıçakla değil de sehpamın üzerindeydi bıçak zaten. Allah Allah. Evet. Sizin eve nasıl kaldı? Yattığınız eve nasıl giriyor adam? Hocam şimdi kaldığım ev o zaman pirkethanede çalışıyordum. Pirket döküyordum. Yani o kadar şey bir ev değildi yani. Dışarıdan. Korumalı, değil. evet, korumalı değildi. Evet korumalı değildi. Dışarıdan açabilirdin Özmeğe yani. O tarihte boşanmış mıydı? Boşanıktı evet. Bunu... E peki boşanmış adam niye geldi sizin evinize? Vallahi işte beni vurmak için gelmiş. Yavrum. Yani ya 2005 yılında siz tanışmışsınız, 2010 yılında boşandı diyorsun. Evet. 2016 yılında cezaevindesin. Yani boşandıktan 6 yıl sonra mı bu adam sizin evinize girdi? Yok. Ben Nazmiye ile tanıştıktan 2006 tarihinde oldu bu olay. Ben 2005'te tanıştım Nazmiye ile. O zaman Nazmiye evli o tarihte. O tarihte evet evliydi. Ha, adam sen benim karımı aldın diye seni öldürmeye geldi evet, yani. Evet, evet. Hah tamam e sen bir doğru anlat işte böyle anlaşılmıyor. Heh. Ama abla o, o dönem benim yanım birlikte yaşıyoruz Nazmiye ile. Ya ama sen beraber sen şimdi almışsın sadece kadın. Sadece mahkemeden kadını, evli. kadını bekliyoruz. E kadın evli. Ama benim yanımda. Yani kanunen evli ama benimle birlikte yaşarken yani mahkeme sadece sonuç bekliyoruz. Kağıdı bekliyorduk. 2006'da 2010 yılında e peki boşandı. sen niye adamı o zaman kafasından bıçakladın ya be kardeşim hem karısını almışsın. Abla şimdi kadın benim yanımda ben onu kadınlaşmıştım. Yani kadınım olarak görmüştüm yani. O bana Allah sana çok şükür. Vurunca şimdi hocam vurmayalım. Almayacaksın başkasının karısını. Ama kadınım olarak ben gördükten sonra. Ya onu da kadın, kadın olarak görüyor. Ya resmi Ama benim evli ya. Abla. Resmi karısı o adamın sen hangi sıfatla karın diyorsun yani? yani o adam daha boşanmamış resmi kocası of of işte bu işler yani böyle. o da beni seçtiği için <laughs> benim Nazmiye de yani. e, balkonda başkasına aşkım dediğinde Nazmiye de başkasını seçmiş oluyor yani. sen de o zaman bunu kabulleniyorsun öyle mi hocam ben zaten şimdi gelse de kabullenmiyorum. Ben sadece... Ben şimdi için konuşmuyorum evet. artık aradan yıllar geçmiş artık evet. kadın muhtemelen biraz önce Müge Hanım'ın dediği gibi hayatta ben, da ben değil sadece... başına bir iş gelmiş. Demek ki bizim, bir bizim bakış için. açımızla birçok kişinin bakış açısı aynı değil. Evet. Yani şey gibi düşünüyorum mesela buz devrindeyiz ondan sonra mesela çok herkesin elinde böyle işte şeyleri kaldı. var böyle baltaları falan var kadınlar orada duruyor kadın kime giderse hani... Hayvanlar falan da dövüşüyorlar ya mesela işte onunla dövüşüyor mesela. Kadın kimi seçerse, kim kimi döverse, kim kimi bıçakladığında ölürse ölmezse öyle kalıyor, devam edip gidiyor. Daha hala biz milattan önce 3000. Ya ne bileyim bizim yani o o 5500, 5500, 5500 yılı boşuna yaşamışız yani. Başlar, biter, başka bir ilişki başlar yani. Şimdi burada bir gariplik var ama bak burada gariplik var yani. Uymuyor. Sonra burada da arkadaşlar biraz karıştırıp yazmışlar ama sonra Nazmi 2016 yılında sevgilisi Hamsin Ballı cezaevindeyken e, sosyal medya üzerinden Mardin'de yaşayan bu Fatih Averbek'le tanışıyor. Bu Fatih Averbek de o dönem şu dönem mi 45 yaşında o dönem mi 45 yaşında? 45 yaşında. Fatih Averbek. Averbek. E, o da Mardinliymiş. Sonra İkili bizim edindiğimiz bilgilere göre tanıştıktan bir süre sonra Antalya'da yüz yüze görüşüyorlar. Şu an 45 yaşında. O zaman demek ki 30'lu yaşlarındaydı. 39. Ee, sonra Nazmiye Yaldız'la gittikleri bir otelde iki tane ayrı oda tutuyorlar Fatih Averbek. İddia o ki otelde Nazmiye Yaldız'a hem şiddet uyguluyor hem de tecavüz ediyor. Sonra Nazmiye Yıldız bu talihsiz <laughs> olaydan bir süre sonra, yani talihsiz olaydan sonra bir süre Fatih ile görüşmüyor. Fakat 30 Kasım 2016'da kendi ayağıyla Fatih'in yaşadığı Mardin Midyat'a gidiyor. Sanırım bu senin e, Kıbrıs'a gideceğim dediği zaman aslında o Fatih'in yanına Mardin'e gitmiş. Sen de şimdi bunları benden öğreniyorsun. Yani sen Kıbrıs diye biliyorsun ya. Evet. Aslında Midyat'a gitmiş. Şimdi Müge evet. şey sen nereden biliyorsun? Çünkü o sırada da bir olaya karışmışlar. Mardin'e gittikten iki gün sonra şöyle olmuş aslında yani şöyle anlatayım. bu Bir ıssız bir alanda polis ekipleri devreye geziyormuş. Bir tane kadın imdat imdat beni kurtarın diyor. Polis ekipleri duruyor bir tane kadın diyor ki şu yanımdaki adam bana tecavüz etti e, altınlarımı çaldı diyor. Polisler devreye giriyorlar. Bir bakıyorlar gerçekten adamın üzerinde kadının bileziği, ziynet eşyaları falan var. Kadın da darbe uğramış. Bunları alıyor. Bunun üzerine karakola götürüyorlar. Nazmiye de o sırada Fatih'ten şikayetçi oluyor. Bunu da sen herhalde bilmiyorsun. Yok hayır bilmiyorum. Bunu da bilmiyorsun. Sonra Nazmiye Hanım bu olaydan sonra Antalya'ya dönüyor. Ee, ve kaybolduğu tarihe kadar burada Hamsi'nin tabi iddiasına göre Fatih tarafından tehdit edilip şantaja uğruyor. Şantaj ve tehditler sonrası da 2017 yılından sonra e, Nazmi'den bir daha haber alınamıyor. E, bu arada bu polisler hani geliyorlar ya şikayetçi olunduğu zaman. E, Fatih'in üzerinde Nazmi'ye ait takılar, uygunsuz fotoğraflar, e, telefon, birkaç tane de lolipop şeker çıkıyor. Şimdi <laughs> bu lolipop şeker de niye önemli Müge diyeceksiniz? Şimdi bu incelemelerde 2006 yılına ait çocuk istismar olayının şikayet dosyasında bir lollipop şekerden bahsediliyor. Bir tane adam lollipop şeker, mavi lollipop göstererek çocuklara istismarda bulunuyor, bulunuyor ya da bulunmaya çalışıyormuş. Ve mağdur çocukların verdiği eşkalde bizim bu Fatih'e uyuyormuş. Fakat anladığım kadarıyla yine bu olay şehirler arası bir... Şey takılmış, ne diyeyim? Bariye Ona belki. güzel bir isim söylüyor. engele ya. takılmış. Yani şehirler arası, yani dosya şehirler arasında biraz askıda kalmış gibi gözüküyor. Aslında Mardin'de lollipop davası, Mavi lollipop vesaire var, Antalya'da şikayet var, İstanbul'da başka olaylar var. Biraz bu dosya Antalya, Vallahi, İstanbul vesaire herkes arasında. Herkes lollipop sevebilir ama tabii her yaşta lollipop sevilebilir ama açıkçası ben bir zaten erişkinin cebinden. Böyle e, birkaç tane lolipop çıktığında e, çünkü yıllardır 30 küsur yılımı e, çocuk istismarı e, dosyalarına ve o hastalara ayıran biri olarak e, benim için de ciddi bir soru işareti. Mavi lolipop. Evet. O sırada da Yani 37 o sırada ya. cebinde de bu kadar lolipop varsa benim için ciddi bir soru işareti. Bu da aslında bu. konunun başka bir davası evet. da arkadaşlar. Yani söylüyoruz onunla ilgili de arayanlar olabilir. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. <laughs> Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlunu